Hepinize merhaba. Ben Arden. Bugün yanımda Onur abi var. Onur abinin kanalında yeni konseptimize boş koya başlıyoruz. Hoş geldin Onur abi. Sen hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar konseptimiz şu. Ben Arden'in kanalına gittiğim zaman moderatör ben oluyorum. O benim kanala geldiği zaman moderatör o oluyor. Hadi bakalım Arden manyak bir moderatörlük bekliyorum. Konsept anlat bakalım bir. Şimdi konseptimiz arkadaşlar her hafta gelişen olayları futbolda olsun, magazinde olsun yorumlamak olacak. Bizim açımızdan e, her hafta gelişen olayları dinleyeceksiniz. Elimde bir akış var. Buna göre size bütün konuları göstereceğim. Onur abiyle beraber yorumlayacağız. Onur abi direkt başlayalım istersen. Başlayalım Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir hafta Onur abi'nin kanalında, bir hafta benim kanalımda olacak. Onun için bir oynatma listesi hazırlayacağız. Hepsini oradan izleyebileceksiniz. Şimdi ilk konumuz biliyorsun Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı oynandı. Daha doğrusu Paris Saint-Germain Başakşehir maçı oynandı. Ee, ve bir ırkçılık olayı yaşandı. Orada Pierre Beboe eski Fenerbahçe'li ve Başakşehir'li oyuncu şu anda yardımcı antrenörlük yapıyor Başakşehir'de. Ona hakem Rumence'de negro, negro öyle bir şey dedi siyah anlamına gelen hatta bir kelime. Hatta saçmalık kumandı. saçmalık yaptılar hatta arden. Hani yok işte ben hani siyah adam hani e, diye yapmak istedim. Orada Demba Baba'nın da çok güzel bir sözü var. Dedi ki beyazı gösterirken hey beyaz adam diyor musun dedi. Onu orada gereken cevabı da verdi. Sağ olsun. Ta Tabii abi orada yani beyaz adam diyor musun? Doğru söylüyorsun abi. Ve ırkçılığın bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Her türlü ırkçılık hastalıktır. Ee, UEFA ne yaptı UEFA peki? UEFA buna özel bir şey yaptı mı? Hakeme ne oldu? Yani e, ertesi gün biliyorsun ki o hakemler çıkmadı başka hakemlerle oynadılar. Başka ama o hakem ne olacak yine maç yönetir. Bilmiyoruz işte Ardından çok farklı şeyler de olabilir onu bilmiyoruz ama şöyle bir şey söyleyeceğim ben bununla alakalı. Ya ırkçılık e, biz bu ırkçılığı mesela hani bir e, siyahi oyuncu olduğu zaman dünyada falan hemen e, böyle bir dünyayı ayağa kaldırıyoruz işte bir şeyler yapıyoruz falan. Ama aslında ırkçılık o kadar e, çok yerde oluyor ki yani mesela şimdi ben, var, ben Almanya'da yaşıyorum. Ee, ben yaşamadım ben çok duyuyorum ama yaşamadım ama burada mesela bazı şeyler oluyor devlet dairelerinde falan bir Türk demeyeyim de yani işte bu Arap taraf yani Asya tarafı diyeyim pardon özür dilerim işte Suriye, İran falan orada Avrupa'da biri... göçmenlere genelde ha. bir kötü bakış var. Burada Suriyelilere bakıldığı gibi bir kötü bakış var. Çok güzel bir şey Avrupa'da. söyledin. Ben onu da söyleyecektim sana. Aynen doğru söylüyorum. Şimdi ırkçılık bizim ülkemizde Arden hiçbir zaman ırkçılık genelde yani şey anlamda söylüyorum. Büyük ırkçılıklar hani böyle yıllarca utanılacak ırkçılıklar olmadı. Tabii ki bazı bölgelerde olmuştur. Ama ta ki Suriyeliler gelene kadar Arden dikkat et hep diyorlar ki Avrupalılar ırkçı şöyle falan filan dendi. Ne zaman Suriyeliler geldi bizim ülkemize? O zaman da ya bu Suriyeliler nereden gelmiş işte? Bunlara şöyle bunlar pislik falan filan diyenler oldu. Yani biz aslında kendimiz ırçılık yaptığının bazen farkına varmıyoruz. Biz yani biz derken millet olarak bahsediyoruz. biz de yapıyoruz millet olarak. Evet evet. Ama onu yani fark şu... etme. Biz sadece siyahiye zannediyoruz Arda. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var yani direkt olarak gözüne soka soka belki her zaman olmuyor ama yok işte gavur yok bilmem ne böyle söylemler doğru. çok var. Aynen gavur da var ee, doğru söylüyorsun. O tarz ırkçılık yani sadece siyahi değil arkadaşlar ırkçılık. Türkiye'de birçok e, etnik kökenli insanlar var ara sıra böyle ırçılıklar yapıldığını görüyoruz. E, ırçılığın her türlüsü hastalıktır arkadaşlar. Güzel bir şey değil. Ya tek son bir konuyla şey yapacağım ondan sonra zaten boş koyacağım bu konuya. Erdem. Allah'ın yaratmış olduğu bir varlığa başka bir Allah'ın yaratmış olduğu varlık kendi yaradanının yaratmış olduğu bir varlıkla dalga geçiyor ya. Ya yani bu nasıl daha saçma bir şey olabilir mi? Senin ya. yaradana, senin yaradanın yaratmış olduğu farklı bir e, renge diyeyim. Gidip ırkçılık yapıyorsun. Yani bu, Sen ben... şimdi Doğarken baba seçiyor mu siyah olmayı mesela Ya da şöyle öyle bir düşünelim. şey var. Dünyada, ya da dünyada ilk siyahiler fazla olsaydı acaba onlar da, bazen düşünmüyor değilim acaba onlar da beyazların çılgını ya. yapar mıydı belki de olabilir. Onlar da insan, onlar da yapabilirdi. Hepsi insan, o İnsanın bir hastalığı daha, bu. Düşünsene bize yapılıyordu şu anda hep çılık. <laughs> tamam. beyaz, şerefsiz beyaz. Şerefsiz beyaz, neyse boş gülerden geç bunu. <laughs> evet bunu geçiyoruz. Aa, şimdi öyle bir konuya geldik ki gecemizi zehir eden bir konu. Fenerbahçe Malatya spor maçı. İtsa'daki laneti devam ediyor. Şunu da söylemek istiyorum. Sana sözü vermeden önce umut bulut laneti de devam ediyor Fenerbahçe'nin. Ne zaman umut bulut Fenerbahçe'ye karşı oynasa her maç yeniyor, her maç gol de atıyor. Ee, yani şunu söyleyeyim, takımda hala bir taktik yok. Bilmiyorum. Yani takımda hani hala Erol Bulut'un vermiş olduğu bir taktik ben göremiyorum. Caner'e ver orta açsın. Ortadan Ozan bazen dribbling yapsın gitsin. Bilmem ne. Stoperlerde zaten Serdar'ın olmaması bu hafta bizi bayağı derinden etkiledi. Beşiktaş maçında da e, Serdar'ı oynatmamıştı. Bu sefer de Serdar cezalı olduğu için oynamadı. E, ve yine sıkıntılı anlar yaşadık defasında. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, futbolu eğer kanattan ortayla falan oynamak istemiyorsan. 2'ye 1'le ver kaçla falan bu tarz şeylere ile e, oynamak istiyorsan o zaman yetenekli oyuncun olması lazım. Niye? Mesela bir Manchester City maçını izliyorsun, istersen 25 kişi defans yapsın, Manchester City e Silva ona veriyor falan filan, bir ver kaç, ikiye biri falan filan karşı karşıya kalıyor değil mi? Şimdi hı hı. o zaman yetenekli oyuncunun, senin Fenerbahçe olarak yetenekli oyuncun, yani yetenekli oyuncudan kastım e, skill yeteneği, dribbling yeteneği olan futbolcudan şu anda orta sahada kim var derseniz bana Pelkas verdir. Yani biraz daha kıvrak e, Pelkas forvet arkası oynaması lazım ki senin o bölgede ara pası atsın, şut atsın. Kanada koyuyorsun. Orta sahanın 3 tanesi de ee, nasıl diyeyim defansif yönü daha fazla olan orta saha. Gustavo, Ozan ee, ve Mert Hakan. Mert Hakan olmasa Sosa. Hepsinin defansif yönü daha kuvvetli. Dikkat edersen Fenerbahçe 70'ten sonra falan iyi oynamasının sebebi biraz daha ofansif oyuncular alması, forveti çiftlemesi. Ben kendi yorum videomda da söyledim. Son yorumum vardı. Kendi yorum videomda da ben bunu söyledim. Ee, kanalıma attım. Dakika 22. 2-0. Değil mi? Hiçbir atan yok. Kaçırdığın gol yok Arda. Yapacağın tek bir şey var. Abi niye korkuyorsun? Gel buraya şey. Atıyorum e, kim diyelim e, Sadık Sadık bu arada kötü diye söylemiyorum Sadık gel Novak gir oyna Novak sol stopersin Tisirant orta stopersin Gökhan sağ stopersin 3 defans Girt ya Çift forvet. Gustavo Sosa. Ozan çık. Ozan da kötüydü. Gustavo Sosa. Çift önlü oraya. Bir de çift forvet oyna. Onun Sağ tarafında için. Ferdi. Sol tarafında artık kim oynuyorsa Caner'i koyarsın çıkartmazsın. Borutel kız e. Ama şunu diyorum. Dakika 22'de büyük takım hocası 2-0 mağlupsa reaksiyon göstermesi lazım. Biz reaksiyon göstermedik. Şimdi sana şunu soracağım. Son. E, size çıkmadı değil mi maçtan? Size e, çıkmadı. çıkmadı sonuna kadar. Yok. Tamam. Erol Bulut'un medyaya göre takım kurduğunu düşünüyorum artık. Neden diyeceksin? Hı -hı. Bak Neden? Konya Spor maçında Caner çok orta yapı, yapıyor diye eleştirildi. Erol Bulut'a eleştiriler geldi. Novak, geldi Novak oynamıyor hemen. diye. Sonra hemen Novak'a koydu. Beşiktaş maçında Novak da çıktı. Halbuki Caner formdaydı. Hatta Lemos neden oynuyor diye yerden yere vuruldu hoca. Hemen ertesi hafta Serdar geldi. Evet orası, o da öyle. E, hadi o diyelim yanlıştan döndü diyelim. Hani çünkü o çok yanlış yani Serdar Aziz yerine Lemos'un oynatılması yanlıştı orada Beşiktaş maçında. Tabii Neyse. ki. Beşiktaş maçında Sisi'yi çıkardı Adem'i koydu. Millet dedi ki yorumcular haklı olarak niye işte hani Adem'i koyuyorsun Adem'i daha da kötü. Sisi de bu arada çok kötü. Kötünün kötüsü Allah kahretsin onu da şimdi birazdan diyeceğim. Şimdi ne oldu abi Sisi'yi bu sefer çıkarmadı maçtan. Abi yani medyanın yorumlarına göre bir şey adama diyorlar ki bak ben Erol Bulut'u seviyorum. Karizması var şeyi var kenarda. Ama adama diyorlar ki basın toplantısında sorun nedir hocam diyorlar. O da diyor ki biz de arıyoruz diyor. Yani ben yine söyleyeyim. <laughs> e, kad... Sen bu takımın teknik direktörüsün. Hala sorunu çözemedin mi? Yani. Lig, ligin yarısı bitecek. Hala biz arıyoruz. mi çözeceğiz sorunu? Biz mi? Biz mi çıkaralım kadroyu? Ya Arden dediğim gibi kadro e, tabii ki oyuncu hataları falan filan olabilir. Bunlar bütün hafta beraber antrenman yapıyorlar. Yani ben hani şu niye oynamadı? Bu niye oynamadı? Tabii ki söylenir. Ama böyle bütün takım için o solda oynasaydı, bu sağda oynasaydı demem. <laughs> Ama benim, Yok sen öyle dedin diye demiyorum zaten. Genel yorumu diyorum. Benim tek söyleyeceğim şu Dakika 22 2-0. Ya büyük takımsın. Kendi sahanda oynuyorsun. Fenerbahçe'sin koskoca şampiyon çoğunluklar yaşamış Fenerbahçe'sin. Kardeşim 3 defansa dönüyor. Dakika, gel de 3 defansa, de, çift forrette. De. Çift forrette ne zaman döndük? Ordu. Ne zaman Ordu. döndük? Dakika 75'te mi girdi? Ne zaman girdi Tiyam? Sonlarda ben sonlarda da Ya düşünebiliyor kapattım. musun? Son 10 dakika kalmış 15 dakika kalmış. Çift forrette Fenerbahçe orada dönüyor. Ya Fenerbahçe bugün 3-0 de 0 puan. 10-0 de 0 puan. Ya büyük takımsan reaksiyon göstermen lazım diyorum ve boş koy diyorum. Onu, 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 evet güzel. bunu da boş koyduk. Şimdi çok ilgi çekici bir konuya geldik. Vardy e, Leicester City maçında golü atıyor ve korner direklerine LGBT için konulan o renkli bayraklar var. Golü attıktan sonra onu kırıyor maçın bir anlık sevinçle onu kırıyor sonra da düzeltiyor zaten sarı kart mı alıyor bir şey alıyor. Hı hı. Sonra ee, da şey diyor ben aslında gol sevinci falan filan diye kıvırıyor ama. Yani bu şimdi şöyle şöyle ben şu, bu konu hakkında şunu düşünüyorum ben hani LGBT olayı bence biraz abartılıyor yani orada Vardy... Ya abi niye kırsın LGBT özel bir şey? Niye yapsın ya? Bu niye bu kadar abartılı? Niye bu kadar herkes... Ne denirdi buna? Bir, bir şey deniyordu. Yani herkes böyle boş algı boş... Boş bir şey var ortamda. He sen şey, şey mi diyorsun? Adam onun farkında bile değildir. Öylesine mi yapmıştır diyorsun? He, adam onun farkında. Evet. Yani anladım. Herkes çok hassas boşuna yani. Bu, Hı -hı. bu kadar düşünecek bir şey değil bu. Hokkabazlık bence bunu böyle. Konu yapanların yaptığı bir hokkabazlık bu. Vardin'in sonuna kadar arkasındayım. Adam bir anlık heyecanla orada golü attıktan sonra direği kırdı. Hiç sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi bu niyet okumak olur. Hani öyle düşünmüştür ya da böyle düşünmüştür. Ama biz şunu konuşalım Ardan. Mesela diyelim ki gerçekten de bilerek kırdı. Onu yorum yapalım mesela. O zaman yorumun ne olurdu? Ya bir de kırsa tabii ki yanlış. Tabii ki yanlış. Bu başka bir yorum yapamam. Sen ne diyorsun? Ben şöyle, yanlış. Ben şöyle diyorum. Yani şimdi nasıl ki biz hani e, kendimizi ne derler ona e, ne insanlar. Uygar diyelim yani uygar diyelim. E, tam aklıma gelmedi o kelime. Şimdi o uygar ülkeler ya da uygar düşünceler işte kendi geliştirilmiş insanlar diyor ki efendim ki özgürlükler var isteyen istediğini yaşar falan tarzında çok doğru ama bir de tam tersi var bunun İsteyen istediğini yaşarsa isteyen istediği şeyi de sevmeme ihtimali de var yani var doğruya mesela vurdu ya mesela vardı bunu sevmiyor olabilir bir ekleme yapacağım sevmiyor olabilir yani insanlar özgür diye kardeşim bunları istediğini yaşar sen onları nasıl sevmezsin diyemezsin o da sevmemek de özgürdür ama hani biz bunu oldu sayıyoruz bu arada arkadaşlar mesela öyle hissediyorum yapıyoruz ama o direği vurmak Şiddet, şiddettir bu. Yani mesela atıyorum, Arden işte atıyorum. Senin bir arkadaşın var, e, beraber sen de gelmiş. İşte diyelim ki ne, eşcinsel bir arkadaşın. Abi işte bak işte söylüyorsun falan filan. Aa, merhaba kardeşim derim. Yani, otururum sohbet yani çok şey yapmam, hoşlanmam falan ama atıyorum ayın masada oturuyoruz, yemek yiyoruz mesela. Yemi bu da senin yemin diye önüne fırlatıyorum. Hani bu nefreti nefret olur, hiç gerek yoktu. İnşallah dediğin gibi, Senin dediğin gibidir, gerçek değildir ben diyorum. Bunu abartılmasını yanlış buluyorum çok abartılıyor bence Dur bu mi? tarz Allah konular hani çok hassas herkes böyle şeylerde aman bir şey olsa da konuşsam diye milletçi yapıyor Boş o bizim o Bilmiyorum bizim YouTube'da abi. da var zaten biliyorsun Yani sürekli bir yorum yapayım ama ne yapsam diye <laughs> yorumlar var bazen evet, yani, <laughs> hani kötüleyim de ne olursa olsun <laughs> ya son cümle Şimdi... son cümle söyleyeceğim kim ne yaşıyorsa yaşasın benim aileme çoluğuma çocuğuma eşime anneme babama zarar yoksa bana ne abi orası ya öyle, orası öyle orası abi, bana öyle, ne öyle. bana ne yani bana ne ya Onur online ben mesela dün şey izledim Arden bu Katarsis var biliyor musun bilmiyorum bir program var Katarsis YouTube'da ee, izlemeni isterim çok şey var orada bir eşcinsel hakem var bak dün izledim gözlerim yaşlandı hatta Onur adamı e, eşcinsel diye e, hakemliği iptal etmiş adam diyor ki ya ben eşcinselim hakemlik yapabilirim yapamazsın diye adam yıllardır o 9 yıldır falan işsiz geziyormuş parasız pulsuz falan onu izledim. Ya abi şunu anlamıyorum ya. Bana zarar yoksa bir insanın. Ya bana ne abi ne olduğunla, evinde ne yaptığından Tabii ya. bana ne ya? Çok ilginç Orası ya. Öyle. Neyse Orası boş öyle. koy geçelim. Şimdi şöyle ilginç bir konumuz var. Biliyorsun ki Türkiye'de korona yasakları geldi. Sokağa hı. çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu vesaire. Hı hı. Bir tane vatandaşımız <laughs> ceza alıyor ve ceza aldıktan sonra şarkı söylemeye başlıyor. Bakalım bakalım o yani. videoya. Çok ilginç ya. Aç abi ben tamam. bana bunu önceden aslında çok güldüm. E, şurada herkese izletelim. Allah sen ne veriyorsun? Şurada imza atar mısın? Atarım. Teşekkür ederim. Senin seni istediğin yer yere ben imza tamam. atarım. Tamam. <laughs> burnunu kapat. Kapat burnunu. Bak korona. Burnu var, da var. açık ha. Kapat diyorum. Kapat. Sen yere <laughs> vurdun <laughs> sen <laughs> beni falak. Ellerini Şarkıyı da yanlış söylüyor. Ellerini nasıl? Yine açmış maskeyi bu arada. Da. Polis yok polis kaçtı arkasına. Kelerimde ayrılamam der sende. Abi çok iyi ya. Ayla, polisler de bekliyor orada, ne oluyor diye. Ya polisler de orada kamera tıkla, çekiyor ya televizyonlar. Ya şey da. diyor şu kameralar gitsin ben bunun var ya. No, Sen bana monsterimsin. <laughs> Dur bakayım. Bir elini ver. El, el, yok. Bir var elimi veremem. Ben devletimin devletimin adamı sizden. Tamam. Allah, Allah razı olsun. Eğer ben seni hayatım boyunca bir gün eğer geç geçtiysem Allah beni taş etsin. Tamam. tamam. Allah Eğer ben devletimin karşı bir gün eğer geç geçtiysem Allah beni yine, kapat. Taş, etsin. Allah, beni yine kapat. taş etsin. Sen bizim mi? misafir misin misafir? 2 İki dakika ifade ne onu Ondan sonra göndereceğim ben size. Ben devletimin karşı bugüne kadar bir tane Allah. eksik ettiysem Hayatım hoca. Ya, ağzını aç, Tamam, tamam <Sen, gülüyor> hem <tamam>, açtın. <sen, gülüyor> ben cezayı her <laughs> akşam yine yazabilirim. Devletim bana cezayı keser. Niye? Haksızım. Hareketleri gördün mü? Niye? Haksızım ben. Haksızım ben. Komutanım ben haksızım. Tamam, arabayı bin. Tamam, arabayı bin. Komutanım, arabayı bin. Ben haksızım diyor. Haksızım diyor. Adamın evet, kralı. Evet. Ee, ne diyorsun buna? Tamam. Yani abimiz birazcık e, herhalde tahmin ediyorum ki sarhoş ama ona rağmen diyor haksızım diyor yani devletime karşı boynum kıldan incedir diyor. Güzel yani bizi güldürdü. Yani ben de şunu söyleyeceğim hani alkol içebilirsiniz. Kim, az önce konuştuğumuz konu gibi kimseyi kimse bağlamaz ama ya baba. Kendini kaybedecek kadar niye içiyorsun ya? Hani iç biraz kafan biraz güzel olsun <laughs> tamam anladın yani. da. Yani <laughs> şimdi mesela şunu düşünüyorum. Bu mesela yarın e bunları yani izlediği zaman hatırlayacak mı acaba? Bu yaptıklarını hatırlayacak mı acaba? Senin de, senin de, böyle bir anın var alkolle. Arden istiyorsan onu da bir anlatmak ister ee, misin burada? Ya şöyle arkadaşlar. <laughs> Anlat yani, abi. Anlatayım. İşte koronadan önce arkadaşlar. Evet. Ilk bir zamanda arkadaşlarla kızlarla falan toplanmıştık işte biliyorsun gençlik. Eee kusmuştum işte bayağı kızın evine gitmiştik. Kızın evine, tuvaletine, banyosuna her tarafına kusmuştum. Çok kötüydü. Kim temizlemişti Ar bunu? Abi sonra, kızlar temizlemişti. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ailesi gelmişti, apar topar çıkmıştık ee, ve kızlar temizlemişti. O yüzden bu abi sana biraz yakın duruyor herhalde. Zaten dedim ya abi dedim helal olsun dedim. Neyse yani şöyle diyelim. Kendinizi kaybedecek kadar alkol içmeyin. Hatta... Aynen öyle. Gerek, gerek yoksa hiç içmeyin arkadaşlar. Kendiniz bilirsiniz Aynen tabii öyle. kimseye karışamayız. Şimdi son bir şeyimiz var Arda, Sizden gelenler bölümümüz. Yani bu, bölümde, gelenler bu bölümü de bir tanıtalım. Arkadaşlar videolarımızın altına. Hani ee, ya da işte Instagram ya da videonun altına link atarsanız o linklere bakacağız. Bizim için yapmış olduğunuz montajlar varsa işte Arden için benim için falan montajınız varsa onları yapacağız. İlk sizden gelenler videosunu şu anda Arden sağ olsun görmüş. Nereden bulmuşsa ve o videoyu izleyeceğiz şimdi. Çok çok iyi inanılmaz bir şey. Evet burada şu atın üstündeki halim çok güzel <laughs> Abi gerçekten inanılmaz ya. Bak şu çok atın üstünde ya. bir halim var bak atın üstünde yemin ediyorum tam şeyim ee, e, sevmeliyim bak dikkat et o oraya dikkat et bak atın üstündekine çok güzelim ya yalnız yani güzel Ardan. Heh. şaka yapmıyorum. Bak bıyıklara falan şey yap. Kaşları biraz al. Bak kaşları biraz al. Ee? yemin ederim bak Ama lütfen bir bak. Bak, bak hayır. Arkadaşlar lütfen videoyu siz de öyle izleyin. Bıyıklar yok. Kaşlar i̇kincisi, alınmış. Ikincisi farklı bir ablanın üstüne. Bak koymuşlar. bir dakika dur. Kaşlar alınmış. Bıyık yok. Sadece gözlerdeki o gizemli, seksi bakışları bir bakın arkadaşlar. Yemin ediyorum bende var ya o bakışlar. Çok güzel, Onur Şahin Fan adlı hesap. Çok güzel yapmış Onur Şahin Fan e, teşekkür ediyoruz sana. E, yine videonun altına yapmışsın. ardene yaparsanız bu sefer ardene yapın arkadaşlar bir tane lütfen. Videonun <laughs> altına da bırakın diyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar burada boş koyduk bu son konumuzu da ve programımızın sonuna geldik. Bir hafta Onur Abi'de, bir hafta benim kanalımda yapacağız. Oynatma listesinde linkini bırakacağız açıklamaya umarım beğenmişsinizdir. Önerileriniz neler? Bunların hepsini yorumlarda bekliyoruz sizden. nasıl bir şeyler başka ne yapabiliriz? Yorumlarınızı bekliyoruz. E, ekleyeceğim bir şey var mı abi? Arkadaşlar bu ilk video olduğu için yeni konsept olduğu için tepkiler bizim için çok önemli. Mutlaka like atarak çıkın ki bizlerim ki bak like çok geldi. Bunun devamını mutlaka çekelim ve yorumsuz da bırakmayın arkadaşlar. Ekleyeceğim bir şeyim yok. Hem Arden'in hem benim Instagram hesaplarım şu an ekranlarda. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bölümde Arden'in kanında görüşürüz. Boş koyuyoruz. Görüşürüz. Boş koy. Ee... Kaydı başamamışım. Ana! Şakadı, şaka de, şaka. şaka değil. Şaka de. Asikti. Ah. Şaka de, şaka şak de, şaka. Değil, değil. <laughs> ben değil. Şaka de, ağlayacağım. değil. Başlatmamışsın, başlatmışsın. Başlatmadım, video kaydını, video ayarlarını yaparken durdurmuştuk ya. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Bütün Durdur bakayım. Gitti. Kaç saat gitti ya. Dur dur bakayım öyle ne? bir şey yok dur durdur. dur Neyi durdurayım? Kaydı durdur, çekmişsin 23 dakika. Şimdi bastım ya kayda. Kay durdur bir, şaka yapıyorsun dur.